Panorama News haber portalının YouTube kanalı için hazırladığımız bir videomuzda daha beraberiz. Bu videolarımızı daha önceki yayınladığımız videoların altına yorum yapan sizlerden gelen sorulara istinaden yapıyoruz. İşte bu videomuzda o sorulardan birini ihtiva ediyor. Hep şu korku var, devamlı soruyorlar. Şerif Bey, ben Türkiye'den dul aylığı alıyorum eşimden dolayı, ölen eşimden dolayı veya babamdan dolayı veya annemden dolayı yetim aylığı alıyorum. Şayet Türk vatandaşlığından çıkarsam bu emekli aylığım kesiliyormuş. Bu dul veya yetim aylığım kesiliyormuş. Bu doğru mu? Böyle bir tehlike var mı diye soruyorlardı. Biz de bu soruya cevap arayacağız bu videomuzda. Her zaman olduğu gibi, her videomuzda olduğu gibi bir örnek verelim. Bir vatandaşımızın sorusu olsun. Diyelim ki Makbule Hanım Türkiye'de en az 1800 günü var veya emekli aylığı alıyordur. Vefat etmiştir. Eşi Belçika'da yaşıyor. Belçika'da yaşarken ölüm aylığı yani dul maaşı alıyor Makbule Hanım'dan dolayı Türkiye'de. Fakat eşi Kamil Bey Türk vatandaşlığından çıkıp Belçika vatandaşı olmak istiyor. Bu durumda kendisinin emekli aylığı yani dul maaşı kesilir mi? Veya Kamil Bey ile birlikte henüz 18 yaşını doldurmamış küçük çocuğu da Türk vatandaşlığından çıkacak. O da Makbule Hanım'dan yetim aylığı aldığını düşünelim. Bu durumda her ikisi de çıktığında hem dul maaşı açısından hem yetim maaşı açısından Türk vatandaşlığından çıkarsa emekli aylıkları kesilir mi bu kişilerin? Hayır, kesilmez. Bunu şöyle izah edeyim. 1985 yılında 3201 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin ikinci maddesinde evet eskiden böyle bir yasak vardı. Yani yurt dışı borçlanma suretiyle Türkiye'den emekli aylığına hak kazanan kişilerin ölmeleri halinde, vefatları halinde hak sahipleri dediğimiz yani eşi veya yetimleri, geriye kalan yetimleri, hak sahibi olanların emekli aylığı alabilmeleri için mutlaka ve mutlaka Türk vatandaşı olmaları gerekiyordu. Hem dul ve yetim maaşına başvururken hem de bu aylıkların alındığı dönemlerde hep Türk vatandaşı olmaları gerekiyordu. Bu talepler eğer talepte bulunuyorsa aylık bağlama talebinde dul veya yetim maaşı aylığı bunda reddediliyordu. Eğer alınıyorsa dul veya yetim aylığı alınırken Türk vatandaşlığının kaybı söz konusuysa isterse mavi kartlı olsun bunların dul ve yetim aylıkları kesiliyordu. Ne zamana kadar? 2008 yılındaki sosyal güvenlik reformuna kadar. 2008 yılında köklü bir reform yapılınca 3201 sayılı kanunda da yapıldı. Yani yurt dışı borçlanma kanunu diyoruz. Bu kanunda değişiklik yapılınca yönetmelik de değiştirildi. 6 Kasım 2008'de yeni yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelikte hem dul ve yetim aylığına başvuruda veya aylık alırken Türk vatandaşlığının kaybı halinde Türk vatandaşı olma zorunluluğu kaldırıldı. O tarihten sonra başvuranlar için hiçbir sorun kalmadı. Yani siz örneğimizdeki Kamil Bey, Belçika'da yaşayan Kamil Bey ve küçük çocuğu, diyelim ki kız çocuğu olsun, Filiz'in yetim aylığı Türk vatandaşlığından çıksalar bile kesilmez. Talepte bulunurlarsa, ilk defa talepte bulunduklarında da eğer dul ve yetimlerse, hak sahibilerse ve Türk vatandaşı değillerse yine başvurup alabilirler. Türk vatandaşı olma zorunluluğu böylece 2008'den beri, 6 Kasım 2008'den beri kaldırıldı. Onun için hiç korkmanıza gerek yok. Başvurabilirsiniz ve dul ve yetim aylığınızı rahatlıkla alabilirsiniz. Bu bir engel değildir. Hatta ve hatta yani izin alıp çıkanlar başvurup bu emekli aylığını alırsa, yani Türk vatandaşlığından izinle çıkanlar için söylüyorum, mavi kartlı olsaydı Kamil Bey ve kızı Filiz, isterse çıkartılsın. Yani illa mavi kart hakkı olmasına gerek yoktur.
Yani örnek verip demin söyledik, Makbule Hanım Kamil Bey'le değil de efendime söyleyeyim bir Belçika vatandaşıyla evli olsaydı, Belçika vatandaşı da bu maaşı almaya hak kazanırdı. Şöyle bir fark var. Ben bu istisnayı hemen söyleyeyim. Emekli sandığı iştirakçıların, sigortalı demiyoruz onlara, iştirakçılarının işte sürelerini yurt dışı borçlanmayla tamamladılar diyelim. Veya süresi vardı emekli sandığı memur sigortalılar için. Evet, eski kanun yani 5434 sayılı emekli sandığı kanunun 93. maddesinde böyle bir yasak var. O dönemde, o kanun döneminde ve o kanuna göre bağlanan maaşlarda Türk vatandaşlığına çıkma halinde hem 92. hem 93. madde, ki bunlar mülga, şu an kaldırıldı bu maddeler. Emekli aylığı için Türk vatandaşlığı mecburiyeti var idi. 2008'deki 5510 sayılı kanunla bu maddeler yürürlükten kaldırıldı. Ancak o dönemde bu kanuna göre bağlanan maaşlarda bu şart aranıyor. Fakat burada da söyleyeyim, bu da bir engel değildir. Türk vatandaşlığından çıksanız, mavi kartlı olursanız bu maaşı alabilirsiniz. Gene bir, yani bu mevzuata göre de bir engel yok. Tamamen yabancı olduğunu düşünelim bu kişilerin. Eğer onlar bu emekli sandığı iştirakçısından dul ve yetim aylığı alabilir mi diye sorarsanız, burada bir fark var. Evet, 2008'den sonraki sürelerle emekli olanlar için 5510 sayılı kanunda böyle bir şart yok, ama o dönemdeki, yani emekli sandığı kanuna göre emekli olanlardan veya sigortalıyken ölüm aylığına hak kazanan dul ve yetimle, bunlar eğer hiç mavi kart hakkı yoksa, o zaman yargı kararlarına göre şöyle bir şey yapılıyor. İdare mahkemeleri bakıyor buna. Yargı kararlarına göre o ülkeyle, örneğin Amerika'yla diyelim, Amerika'daki bir dul ve yetim, Türkiye'deki emekli sandığı iştirakçısından dul ve yetim aylığı istiyor. Bu durumda yargı şunu söylüyor. Evet diyor, bu şart var, ama diyor öbür ülkeye bakmak gerekiyor, karşılıklılık esası var mı diye. Eğer o ülke sizin vatandaşlık durumunuza bakmadan size dul aylığı veya yetim aylığı bağlıyorsa kendi sigorta sisteminde, örnekte Amerika, o zaman bu ülke vatandaşlarına da bu hak verilmeli diyor. Ancak bunu SGK kabul etmiyor, onu söyleyeyim. Bunu ancak idare mahkemesinde dava açarak hak kazanabilirsiniz. Ben genel olarak bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki herkesin farklı durumu olabilir. Bu nedenle durumunuzu, yurt dışındaysanız konsoloslukların çalışma ateşeliklerinden veya bağlı olunan SGK müdürlüklerinden başvurularak bilgi alınmasını tavsiye ederim. Genel bilgilendirme videolarımızdan faydalanmanızı umuyorum. İnşallah faydalı olmuştur bu videomuzda. Bir başka videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.